Evet, tarihi bir süreçteyiz ve CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İsmail Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi efendim nasıl olaylar yaşıyoruz böyle Sayın Genel Başkan? Evet. İnanılır gibi değil. İlk yorumunuzu almak isterim. Dün gerçi Almanya'dan iki video evet. yayınladınız. Bizim i̇ki İsmail Saymaz da bunları kamuoyuna da duyurdu, evet. anlattı. Evet. Orada tam o sırada Berlin'de Teknik Üniversite'deydiniz. Onun dışında bu gelişmeleri bir taraftan takip ediyordunuz, evet. kurmaylarını sizi evet. bilgilendiriyordu. Hemen evet. videolar çektiniz, evet. yolladınız. Evet. evet. Sonra geldiniz, gezi iptal edip Saraçhane'ye gittiniz, evet. İmamoğlu'na moral verdiniz, gülümse evet. dediniz, evet. 16 milyon evet. sizinle dediniz. Ama sıcağı sıcağına genel bir değerlendirme rica edebilir miyim? Genel değerlendirme şu, bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Anadolu'da güzel bir söz vardır. Zalimin erken gitmesi için zulmün artsın derler. Hı hmm. Saray iktidarında yaptığı açıkça bu. Tek kişilik hükümet, yasama yargı kendisine bağlı, yürütme organının başında, istediği yere istediği hakimi atayabiliyor. İstediği hakimden istediği kararı çıkartabiliyor. Dolayısıyla kendisinin önüne çıkacak engelleri, İstanbul'un rantlarını bir şekliyle devşirmek istiyorum. İstanbul'u kaybetmesi onun için büyük bir yara oldu. Bay efendim nasıl İstanbul'u kaybederiz? Çünkü İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demiştim. Şimdi Türkiye'yi de kaybediyor. İstanbul'u kaybetti, Türkiye'yi de kaybediyor. Şunun için bunu, bunu ifade ediyorum. Normalde olması gereken yargının bağımsız olmalı, olmasıdır Yargı bağımsız olur, açar, bakar, hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Hı hı. Ama yargı yani yargıç hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermiyor. Saraydan gelen talimata göre karar veriyor. Bu milli iradeye darbedir. Bir daha ifade milli iradeye darbedir. Yani milli iradenin seçtiği bir belediye başkanını bir yargıç tek başına aldığı talimatla ona siyasi yatak yasak getirme cüretini gösterebiliyor baskı kurabiliyor. E, dolayısıyla bu tablo bizim alışkın olmadığımız, demokrasilerde yaşanmaması gereken bir tablo. Ama bu tablo maalesef Türkiye'de aşama aşama hayata geçiriliyor. Daha önce hatırlarsınız herhalde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla benzer bir tabloyla karşılaşmıştı. Ona da yüz küsür yıllık ceza isteniyordu. Hı hı. Bizim İstanbul İl Başkanımız Canan Sayın kaptanca olur. Aynı şekilde yasaklar Aynı şekilde siyasi yasak getirildi. Sanıyorlar ki biz bu yasakları getirirsek Cumhuriyet Halk Partisi geri adım atar. Cumhuriyet Halk Partisinin lideri geri adım atar. Asla ve asla zalimin karşısında yarım santim bir milim dahi geri adım atmayacağız. Tam tersine inadına inadına demokrasini, demokrasi bütün kurallarıyla bu ülkeye getirmek için mücadele edeceğiz. Bundan herkesin emin olmasını isterim. Yani kimse karamsarlığa kapılmasın. Bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülkenin halkı Demokrasi aşıktır. Bu ülkenin halkı. Ve bu ülkenin halkı demokrasi istiyor. Bu ülkenin halkı yargı bağımsızlığı istiyor. Sen Kılıçdaroğlu dün Almanya'dan iki kez Sayın İmamoğlu'nu aradınız. Evet. İlk aramanızda hem bilgi aldınız detaylı evet. 10 dakika civarında. Evet. Hukuki açıdan. Şimdi bunun tabi siyasi meselelerini soracağım size ama hukuka ne olmuş da bu karar nasıl çıkabilir efendim? Ne, nasıl bilgiler aldınız? Şimdi daha önceki duruşmada Yargıç, evet bunun e, İçişleri Bakanı'na yönelik bir söylem olduğunu zaten tutanaklarda var. Yani e, Yüksek Seçim Kurulu'na ilgisi yok bunun. Zaten e, o dönem e, Fox TV e, muhabiri var, ona da soruluyor. O da Güç tanık önce. olarak Hı -hı. dinleniyor. O da evet diyor, ben e, Süleyman Soylu ile ilgili bir soru sordum ve bu cevabı aldım. Şimdi bunu alıp e, götürüp e, başka bir e, olayla bağlantı Hı -hı. kurdurup, ve e, bir şekliyle bizim e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı cezalandırmak istiyorlar. Ama dediğim gibi ben dün e, sayın İmamoğlu'na sakın üzülme dedim. Evet. Sakın üzülme. Senin sorumluluğun var ve 16 milyon İstanbullu seni dirençle görmek istiyor, kararlılıkla görmek istiyor. İstanbul'a hizmet etmek için verdiğin e, e ee, harcadığın he, emeği görmek istiyor. Bu da gözle görülüyor artık. Dolayısıyla gülümseyerek asla üzülme, gülümseyerek İstanbul'lara hizmet etmeye devam et dedim. Çünkü bizim üzülmemiz onların e, keyifli olmasına yol açıyor. Oysa biz üzülmeyeceğiz siz ve, imam biz, onda, ve biz evet siz imam onda bunu söylediniz ama siz üzülmediniz mi mesela? Şöyle demokrasi adına üzüldüm. Hı. Ülkem adına üzüldüm. Olay bir kişi olayı değil. Olay bir demokrasi olayıdır. Olay bir insan hakları olayıdır. Olay bir milli iradeye darbe vurup vurmama olayıdır. Hmm. Milli iradeye saygı olayıdır. Şimdi bunları düşündüğünüz zaman, bakıldığı zaman bütün bunlar bu tabloya baktığınız zaman öteden beri süre, gelen bir süreç var zaten. Bu süreç ne yapmak istiyor? Kendi iktidarını pekiştirmek istiyor. Ben koltukta kalayım, Türkiye yanabilir. Ben koltukta kalayım, çocuklar yatağa aç girebilir Ben koltuğumda kalayım çocuklar beslenme çantasına bir şey koymayabilir. Aramızda dağlar kadar fark var. Yani şöyle, üzüldünüz ama bu üzüntünü sizin daha güçlü bir mücadele kararlılığı olarak mı El yaptı? Elbette. Elbette zaten. Yani Çünkü daha böyle şimdi, bir şey görüyor. Şimdi bakın, e, İsmail Bey evet. şimdi gerçekten de bakın yani şimdi siz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin elini kolunu bağlamak istiyorsunuz. İl başkanlarından başlıyor. Belediye başkanlarından başlıyor, soruşturmalarla başlıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için özel birimlerin oluşturulduğunu biliyorum. Özel görevlilerin olduğunu biliyorum. Ben bunu belediye başkanı toplantılarında da söylüyorum zaten. Şimdi bunu aşama aşama hayata geçirmeye çalışıyorlar. Elbette ki onlar hukuk dışı yola saparak ve hukukun gücünü, Arsu, yargıçların gücünü, iradesini saraya ipotek eden yargıçların güçlerini arkalarını alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hı. Biz de halkın gücünü, halkın iradesini kazanmak istiyoruz. Halkla beraber yürümek istiyor. O nedenle dedik yani halkın iradesi değerlidir ve önemlidir. Peki efendim, halkın iradesine darbe yapan bir siyasi anlayış demokrasilerde yoktur. Sen Kılıçdaroğlu şimdi 16 milyon İstanbul'un hakkı gasp edilmiştir. 16 milyon İstanbul'a siz ne oy verirseniz verin, hangi belediye başkanını seçerseniz seçin. Ben yeri zamanı geldiğinde ben o belediye başkanını yargıç kararıyla alırım, siyasi yasaklı haline getirebilirim diyor. Peki bundan sonra nasıl olur efendim? Mesela şimdi bir karar verildi. Evet. İstinaf ve yargıtay yolu var. E var Mü gidilecek. Mü Gü Mücal. Bakın bu Heh. Eleştirim eleştirilerime rağmen şunu açıkça ifade etmek isterim. Hala bu ülkede hakkın hukukun ne olduğunu bilen, hukukun üstünlüğü çerçevesinde karar veren namuslu ve yürekli yargıçlarımız var. Hı hı. Biz o yargıçlarımıza güveniyoruz. O hakimlerimize güveniyoruz. Çünkü onlar da bu gidişten kaygı duyuyorlar. Adalet kurumuna en büyük zararı verenin iradelerini ipotek eden yargıçlar olduğunu da onlar da dile getiriyorlar. Biz bunları da gayet yani iyi Yani döner biliyoruz. mi istinaftan, e, yargıtaydan bu kadar? Efendim karar. niye dönmesin? Eğer bu ülkede adalet varsa bir şekliyle dönecektir bu. Ne demek dönmez? Yani eğer gerçekten de ülkede adaletin zereciği kalmışsa bunun dönmesi lazım. Bu kadar açık, bu Nitekim kadar net. Nitekim efendim, Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi, Hüseyin Çelik gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu olarak da yer almış isimler. Evet. Bu karardan duydukları üzüntü ve tepki dile getirirken mahkemelerden döneceğine olan inançlarını belirtiyorlar. E başka bakın şimdi. E aşağıdaki yargıç bu kararı verdi. E bunu bir yukarıya gidecek diğer işte aşamaları var. Şimdi elini vicdanına koyan bir yargıç 16 milyon kişinin seçtiği bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bir ifadesi dolayısıyla ki e, yargıçlara yönelik bir ifade değil, bir ifadesi dolayısıyla bir kişi raporu bunu çok net bir şekilde ortaya koyduğu halde. E, siz alıyorsunuz bunu, e, hem e, mahkumiyet hem e, siyasi yasakla e, konumuna getiriyorsunuz. E, bunun kabul edilebilir taraf var mı? E, yok tabii. Vicdan sahibi olan herkes kar çıkar. Bu işin sağa solu yok. O zaman İsmail dönecek Bey, diyorsunuz. Bu işin sağa solu yok. Bu iş bir hukuk olayıdır. Bu bu iş bir İnsan hakları olayıdır. Bu iş bir demokrasi olayıdır. Siz yargı ya demokrasiye sahip çıkacak ya da hayır demokrasi yok. O zaman yargıyı da kaldırmamız lazım. Bir kişi karar veriyor. O karara göre işlem yapılıyor. Anlamına gelir bu. Bütün bunlara rağmen biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bakın bu mücadele sadece bir kişinin mücadelesi değil. Bu mücadele aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir. Bir insan hakları mücadelesidir. Bizim İstanbul il başkanımız mahkum edildiğinde siyasi yasakta hale getirildiğinde biz sahip çıktık beraber aynı mücadeleyi bugün de veriyoruz yarın da vereceğiz bizim Türkiye'yi, bakın hapishanelere bakın Allah aşkına hapishanelerde hala hak arayan insanlar var ve onlar orada bir anlamda tutsak şeklinde esir şeklinde tutuluyorlar Osman Kavala'yı biliyorsunuz evet. değil mi Osman Kavala niye içeride Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olmasına rağmen Selahattin Demirtaş niye içeride yargı kararı olmasına rağmen serbest bırakın demesine rağmen avukatlar içeride mi? Evet içeride. Askeri öğrenciler darbeci diye içeri alındı. Askeri öğrenciler Allah aşkına öğrenci darbe mi yapar ya? Komutanı serbest ama asker, öğrenciyi tutuk diyorsun. Buna benzer haksızlıklar var. İsmail Bey şundan herkesin emin olmasını isterim. Türkiye'de bir değişim yaşanıyor, bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye hukuka doğru akan bir nehir gibi gidiyor. Milli irade bu şekliyle gidiyor. Ee, Türkiye'de göreceksiniz demokrasinin nasıl olduğunu, insan haklarının nasıl olduğunu, güzelliklerin nasıl olduğunu. Herkes görecek, Sen Göster göstereceğiz oğlum. bunu. Tabii ki ana muhalefet partisi lideri olarak hukuka güveniyorsunuz, evet, güzel. Evet. İşte Sayın Arayınç, Sayın Hukuk Gül onlar, onlar da... Hukuk olmazsa olmazımız. Tabii ki, milli evet, irade evet. de yine olmazsa evet. olmazımız. Lakin yine de şöyle bir senaryo olursa, hmm. istinafta onanırsa, yargıtayda onanırsa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tarihimizin bu en kritik 2023 seçimine evet, giderken Evet orada AK Partili bir isim gelirse, imam onun yerine. Mesela Tevfik Göksu diyorlar, Göksel Gümüşdağ hmm. diyorlar, isimlendirme yap, O zaman ne yapacaksınız efendim? Şöyle, ben e, kararın onanacağı şeklinde bir düşünceye sahip değilim. Bu ülkenin namusu hakimleri var, namusu yargıçları var. Bu adaletsizliğe evet dur diyeceklerdir. Adaletsizliğe evet demek Mevlana'nın deyişiyle dikene su, su vermek demektir. Eğer bir parça zerre kadar adalet duygusu kalmışsan ahlak duygusu kalmışsa, erdem duygusu kalmışsa, fazilet duygusu kalmışsa buna hayır bu kadar olmaz bu vicdansızlıktır deyip bunu reddetmeleri gerekiyor. Beklentimiz o. Reddedilecek tamam. bunu biliyoruz. Bekliyoruz yani bir şekliyle. Çünkü yargıç dediğiniz kişi, hakim dediğiniz kişi anayasanın 138. maddesi var. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar ver Hakim kanuna göre değil. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Vicdan sahibi olan her yargıç bir parça hukuktan eğer hukuk kültürü varsa bunun ne kadar haksız bir uygulama olduğunu, adaletsiz bir uygulama olduğunu görür ve fark eder. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu sözlerinizden şöyle bir şey anlıyorum. Lütfen doğruysam veya yanlışsam, yanlışsam beni düzeltin, doğruysam da yorumunuzu rica edeceğim. Siz ülkede sayısı az da kalsa hala bir e, hakim yargıç böyle cumhuriyetin hakimleri... Ee, az değil. Az değil mi? Az değil. Hayır efendim. Peki. Şimdi neden az değil onu söyleyeyim. söyleyeyim. Şimdi bu tür olaylarla fazla karşılaşıyoruz. Seyyar mahkemeler ve seyyar hakimler var. Hı. Yani bakıyor bir dava düzgün namuslu bir yargıca düşmüş. E, istedikleri gibi karar çıkmayacak. O hakimi değiştiriyorlar. Seyyar hakimi getirip oraya atıyorlar. Kararı sen vereceksin diyorlar. Bunun bir kısmını Cumhurbaşkanının avukatları yapıyor. Bir kısmını doğrudan doğruya Erdoğan'ın talimatıyla oluyor. Biz bütün bunları biliyoruz. O yargıçları da biliyoruz. Kim olduklarını da gayet iyi biliyoruz. Partilerden devşirip getirdiler. Kendi partilerinden devşirip getirdiler. Mahkemeye kürsüye oturttular. Ya bir bir partili, Allah aşkına ya bir partili nasıl olur da e, hakim koltuğuna oturabilir? Bir saniye, sen Genel Başkanım. Evet. Barış Pehlivan, çok iyi bir gazetecidir. Evet, evet. Şimdi ben henüz teyit etmediğim için erken kuşaklarda söylememiştim. Eminim bugün bizim Bengü Şap Kontrolü'ndeki Halk TV Haber Merkezi çalışıyor evet. onun üzerinde. Ama taze taze bu konu söz oraya geldiği için evet. size sormak istiyorum. Arkadaşım alabilir miyim güven? Şimdi efendim bakın tam da sizin bahsettiğiniz konu. Evet. Barış Pehlivan diyor ki foto 1. Fotoğraflara bakarsanız Sayın Kılıçdaroğlu evet. en soldaki İmamoğlu davasının hakimi Mehdi Komşul en sağdaki AKP Sancaktepe yöneticisi Nezir Özalp. Evet. Foto 2 en soldaki AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş Foto 3. AKP Sancaktepe ilçe yöneticisi Nezir Özalp'in Twitter sayfası. Bir paylaşım daha geliyor. Bir sonraki. İmamoğlu'na ceza isteyen savcının adı Furkan Okudan. Foto 1. Savcı Okudan TÜGVA koordinatörüyle. ile. Foto 2. Savcı AKP Canikli Belediye Başkanı yeğeni çıktı. 3. Savcının nikahını AKP'li Samsun Belediye Başkanı kıydı. Ve 4. Nikahta AKP Samsun İl Başkanı da vardı diyor. Şimdi efendim geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde mesela ilçe başkanlığı yapmış, teşkilatlarda görev yapmış isimleri biz şimdi savcı olarak, hakim olarak görüyoruz. Bunlar doğru Bunu değil. Yorumlayacağız. Bunlar doğru değil. Bakın İsmail Bey. Bir hakim veya bir savcı seçime girmek isteyebilir mi? Girmek isteyebilir. Ben istifa ediyorum, seçime giriyorum hı hı. diyor. Kendi yasalarında özel bir hüküm var. Seçimi kazanırsa zaten milletvekili o. Kazanamazsa geri dönemiyor. Çünkü diyor ki artık bu siyasete bulaştı. Bunun, hakim koltuğunda, savcı koltuğunda bunun yeri olmaz diyor. Bu madde var. Ama bu maddeye rağmen bir grup hakim ve savcı aldılar. Kendilerinde, kendi partilerinde il başkanlığı, ilçe başkanlığı, yöneticilik yapmış olan veya orada üyelik yapmış olan insanları getirdiler. Hakim koltuğuna oturttular. Kimin itiraz etmesi lazım? Hakimler Savcılar Kurulu'nun bu olmaz demesi lazım. Adalet Bakanlığı'nın bu olmaz demesi lazım. Demediler. Demediler. Niçin? Hakimler Savcılar Kurulu'nun da bağımsız iradesi yok. Bir daha ifade ediyor. Çünkü orada Adalet ha, Bakanı da var, müsteşar evet, var, eski müsteşar. Efendim onlardan bağımsız. Hmm. Oraya da kendi istedikleri yargıçları atadılar hmm. oraya da. Bugün Erdoğan ne dese onlar altına koşulsuz imza atarlar. Koşulsuz imza atarlar. Ben bunu da gayet iyi biliyorum. Ama bütün bunlara rağmen kilit noktalarda bunlar var. Ama onların altında güzel bir ahlak sahibi, erdem sahibi, hukuku, adaleti savunan bir adalet ordusu da var. Biz onları da gayet iyi biliyoruz. Nitelikte insanlar, e, kılı kırk yarar, e, doğru karar vermek için, adalete gölge düşmemesi için onları da karar verirler. Bu kararlardan acaba sadece ve sadece bir, bir kişi mi iki kişi mi üzüntü duyuyor? Hayır efendim, adalet camiası bundan üzüntü ben duyuyor. Ben eminim efendim. Bakın evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve MHP'ye evet. oy vermiş. Kıymetli izleyenlerim de bundan üzüntü duyuyordur. E elbette, elbette efendim. Şimdi siz milli iradeye darbe mi? Milli iradeye darbe. 16 milyon İstanbul'un oyunu yok sayıyorsunuz. Şimdi soru şu Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Şimdi ben sizin danışmanlarınıza da konuşuyorum. Bu konuyu da çok ciddiye aldığınızı, evet. çok yakın takip ettiğinizi biliyorum onlardan. Evet. An bir an bütün gelişmeleri. Aklıma takılan soru şu. Bu davanın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin ediyor muydunuz efendim? Hayır. Emir olun hayır. Niçin e, yargıcın kendi tutanaklara geçen ifadesi var yani bu ifade e, soyluya yönelik söylenmiştir diye bir ifadesi var. Hmm. yani Bu siz ifade o zaman... şimdi bunu söyleyen ve e, duruşma tutanaklarına geçen bu ifade üzerine ne beklersiniz? Ve rahat beklersiniz. Bu kadar basit. Şimdi oldu. Neden biliyor musunuz Hı. efendim? Sizden evvel demokrasi meydanına evet. Bahadır Erdem geldi. Evet. Ben ona bunu da sordum. Hı. Dedi ki nasıl oldu dedim. Akşener bastırdı gitti oraya. Evet, evet. Sayın Kılıçdaroğlu bilimsel toplantılardaydı evet. dedim. Aynen şöyle anlattı. Bizler hiçbirimiz kararın böyle sonuçlanacağını bilmiyorduk ki evet. mahkemeye bir baktık. Mahkemede tuhaf şeyler oluyor diye anlattı. Evet. Sonra evet. il başkanı aramış Akşener'i demiş ki ya bu mahkemede böyle tuhaf şeyler oluyor. Hı. Hı. Diyerek ondan sonra gelmiş. Evet. Demem o ki siz Almanya'ya gittiniz ya efendim. Evet. Kararın dün açıklanacağını biliyor muydunuz? Ya da tahmin ediyor Yok hayır. Bekle. Yani karar açıklanırsa berat diye veya ertelenecek diye. Yani ikisinden birisi olur diye. Yani ama ertelense de sonuçta bir berat çıkacağını düşünüyordum ben. Hmm. İşiniz otur yani. Siz e, mahkeme tutanağına geçen bir önceki duruşmada geçen bu ifade yüzü üzerine aklı başında olan herkes ne düşünür? Bu Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik bir açıklama değildir diye tanıkları dinliyorsunuz değildir diye bilirkişi raporu var değildir diye ama siz kalkıyorsunuz birilerinin iradesini kendi iradenizin üstüne koyuyorsunuz hukuku yargıyı yok ediyorsunuz e diyorsunuz ki ben sarayın talimatıyla bu kişiyi mahkum edeceğim diyor. Mahkum edecekle kalmayacak diyor, mahkum etmekle aynı zamanda siyasi yasaklı yapacak. diyor. Peki, o zaman anladım. Yani, yani siz hukuki metne baktınız, hakimin ifadesi, savcı müteahhitine baktınız. Benim arkadaşlarımla da görüştüm. Yani geçen duruşmaya katılan genel başkan yardımcıları var, arkadaşlarım var onlarla da. Ve o size da... ne dediler? Ya bu bakıldırsa bu normalde beraattir. Dediler. dediler. Siz de buna güvendiniz. Ve dün Almanya'ya gittiniz. Almanya'da işte bizim İsmail Saymaz da bize anlat aktı evet. ekranlarında. işte sürücüsüz araç başta olmak üzere teknoloji bir takım teknolojik gelişmelere dinlemeye gittiniz ki İngiltere ve Amerika... Yapay zeka. Yapay zeka. Evet, evet önemli bir yapay i̇şte zeka İşte Türkiye'deki merkezi. bu kısır çekişmelerin dışında biz böyle bir vizyon arıyoruz da dediğiniz İngiltere, evet. Amerika ve Almanya seyahatleri. Evet. Sonra size bilgiler geldi. Bu davaya ilişkin. Onu bir anlatır mısınız? Nasıl Şimdi oldu şöyle, iptal ettiğiniz süreç? Benim İngiltereye, benim Amerika'ya gidişim, benim Almanya'ya gidişim, Türkiye'nin hızla büyümesi, kalkınması ve kendi bölgesinde de, dünyada da söz sahibi bir ülke haline gelmesidir. Ve artık Türkiye'nin bu kısır tartışmalardan, çekişmelerden çıkması gerekiyor. Bu amaçla, bu gezileri yaparken telefon açıp ben geliyorum, siz hazır mısınız? Değil. Uluslararası ilişkilerde belli bir zaman dilimi var. Onların müsait olduğu zaman, bizim müsait olduğumuz zaman dolayısıyla o çerçevede zaman dilimi içine, belli bir zaman dilimi içine bütün randevular alınır, programlar yapılır, hı hı. hangi saatte kiminle görüşeceğiniz bellidir ve bunu yaparsınız. Biz de Almanya bu çerçevede gittik. Yani şeyden sonra İngiltere'den sonra vizyon toplantımızı yaptık. İkinci yüzyıla çağrı vizyonu toplantısını yaptık. Onun bir üçüncü ayağı Almanya vardı. Çünkü Almanya hem bilgiyi hem teknoloji bir arada büyüten bir devlet. Yani 4.0'ın sanayi 4.0'ın başladığı ülkeydi. Ve biz buraya gitmek zorundaydık. Artı gerçekten de Türkiye'nin önemli finans kaynaklarına ihtiyacı var. Temiz <laughs> paraya ihtiyacı var. Biz bu kısır tartışmaların, çekişmelerinden bağımsız olarak tümüyle enerjimizi nasıl bir Türkiye'yi, nasıl güzel bir Türkiye'yi inşa edebiliriz? Bunun için Hı hı. Bu programları yaptık ve oraya da gittim. Şimdi normalde davaya bakıldığı zaman beraat edilmesi gereken bilirkişi, az önce de ifade evet. ettim, bilirkişi raporu var, olaya tanık olan gazeteciler var, bunların açıklamaları var, daha önceki duruşmada tutanağa geçen ifadeler var. Normalde beraat bekliyoruz. Yani. Sizin kurmaylarınızda bu şekilde bilgi e, el, verdi. Elbette. Hı. Şimdi arkadan beklemediğimiz bir olay ve ben... E, o üzülerek ifade edeyim o e, yaptığım görüşmeleri kesmek zorunda kaldım e, ve apar topar bir, ne oldu orada? bir hani özel size uçakla karar çıkıyor diye bilgi geldi. Karar çıktıktan sonra şimdi Heh. tabii biz hemen e, bir e, bir uçak tabi dönmem lazım, e, tarifeli bir uçak o saatte yoktu. E, dolayısıyla hemen bir e, özel uçak e, ayarlamaya çalıştık, onu süratle ayarladık e, ve oradan ben arkadaşlarımla beraber e, Türkiye'ye döndüm malum havaalanına ha, Evet, havalanda Ekrem Bey'le Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla hep beraber buluştuk. Sonra belediyeye malum gittik. Evet. Ve Saraçhane'de bu fotoğraf da ortaya çıktı. Evet. Sayın Belediye Başkanı'na moral verdiniz. Evet. Üzülme dediniz. 16 milyon sizinle dediniz. Evet. Bir talimat daha vermiştiniz Almanya'dan aslında. Evet. Dediniz ki ona yarın 6 partinin Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin liderleri bir arada buna tepki göstereceğiz dediniz. Onu bir anlatır mısınız efendim? Şöyle e, Sayın Davutoğlu aradım e, ve büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ettim. Ben Almanya'dayken bizim ben de oraya gidip Ekrem Bey'e üzüntülerimi aktarmak istiyorum diyeyim tabii dedim çok mutlu olurum yani sonuçta olay bir kişi olayı değil olay bir hukuk olayı yani hukuka yapılan bir darbe milli iradeye yapılan bir darbe hukukun nasıl şahsileştirilirse hangi sonuçları verebileceğini gösteren ilginç bir olay bunu ifade ettim Ekrem Bey'e de biz yarın e, bir e, miting yapalım yine Saraçhane'de olsun diye onun üzerine e, anladığım kadarıyla diğer liderler de duyarlılıklarını gösterdiler. E, o çerçevede bir e, bugün e, saat 16'da e, Saraçhane'de Bir şey söyleyeceğim. Sayın Davutoğlu İstanbul'lularla beraber olacak. Bir şey söyleyeceğim Sayın, Sayın Davutoğlu ne kadar incelikli davranmış. Evet. Değil mi böyle sizi evet. arayıp Evet. Mesela Sayın Akşener aradı mı sizi? E, yok hayır. Aramadı o gitti evet. o da dayanışma gösterdi evet, oraya giderek. Evet, evet evet. Bugün ne olacak efendim? o altı lider bir arada ne yapacaksınız? Şimdi tabii ben diğer liderler adına konuşma hakkına sahip değilim ama orada hukukun ne kadar önemli olduğunu, İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu, İstanbul üzerine neden siyasal iktidarın bu kadar durduğunu, İstanbul'un rantını yemek istediğini ya bunlar. Ee, İsmail Bey nasıl insanlar ya? Ye ye doymuyor bu insanlar ya. Gerçekten ya. Aklımın alacağı bir şey değil ya. Siz metroları durdurdunuz. Metroları durdurdunuz. Hmm. inşaatları durdurdunuz. Nerede bir boş alan varsa oraya aldınız. Göktelenler diktiniz. Arkasından kalkıp itiraf ettiniz. Biz İstanbul'a ihanet ettik diye. Hala doymuyorlar ya. Hala doymuyorlar ya. Hala. Ben İstanbul'u nasıl alabilirim diye. İstanbullular İstanbul'un rantını... İstanbul'a vereceklerdir bir kişiye değil. Bir kişinin iradesine değil. İstanbullara güveniyorum. İstanbulların iradesine de güveniyorum. Yapılan haksızlığın kamu vicdanında derin yaralar açtığını da görüyorum zaten. Ama bizim hiçbir umutsuzluğa kapılmadan altını özenle çiziyorum. Hiçbir umutsuzluğa kapılmadan demokrasiyi yeniden getireceğimizi, hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayacağımızı herkesin bilmesini isterim. Bu olaylar sadece bizim daha azimli ve daha kararlı bir yol yürümemize ortam hazırlıyor. Siz düne göre böyle misiniz? Elbette. Dün. Olarak Tabii. O nedenle söyledim Ekrem Bey'e. Sakın üzülme dedim. Güler yüzle bütün İstanbullulara hizmet etmeye devam edeceğimdi. Hmm. Benim İstanbullulara vereceğim hizmeti hiç kimse engelleyemezdi. Evet hiç kimse engelleyemez. Gücü nereden alıyor? Gücü bir kişiden değil. 16 milyon İstanbulludan alıyor. 16 milyon İstanbul'dan ben güç alıyorsam benim önümde hiç kimse duramaz. Halk, halk en büyük güçtür. Buna herkesin inanmasını isterim. Halkın gücü, halkın gücü, hakkın gücüdür. Dolayısıyla halk gücü arkanızı aldığınız zaman, halkın gücünü arkanızı aldığınız zaman aynı zamanda haklı bir davanızın da ...16 milyon kişi tarafından desteklendiğini görüyorsunuz. Sayın Genel Başkan, sizi kararlı görüyorum bu evet, anlamda. Evet, düne göre evet. ve zaten bunu açıkladınız. Hı. Şimdi sabah bir izleyenim de bana sormuştu. Evet. Ben dedim ki tam 31 yıllık gazeteciyim. Evet. Ankara'dan geliyorum. Boş zamanlarımda İlber Ortaylı gibi bilge tarihçilerimle vakit geçirdim. Yakın siyasi tarihi biliyorum veya bilmediğimi okuyarak evet. öğrendim. Bu kararın nasıl siyasi sonuçlar üreteceğini biliyorum. Yani, ben Ama evet. benim söylediğimin bir önemi yok. Ben hani bir gazeteci olarak evet. ben biliyorum ya biz şimdiki seçimde siz 6 lider Evet bir aday göstereceksiniz. Bunun nasıl sonuçlanacağını biliyorum. Benim söylediğim önemli değil. Sizce bu karar siyaseten hangi sonuçları üretecek? Bu karar siyaseten şunu 85 milyon yurttaş ve oy kullanacak olan yurttaşlar demokrasinin ayaklarının altından kaydığını görüyorlar ve dolayısıyla altı lider altı lideri buluşturan aslında demokrasi. Demokrasi özlemi. Daha sağlıklı ve daha tutarlı bir anayasa özlemi. Altı lideri buluşturan bu. Biz o nedenle önce anayasa değişikliğinden başladık. Nasıl daha demokratik, güzel, işleyen bir anayasa yapabiliriz diye. Bunu için Çünkü demokrasi gelişmedikçe ekonomi gelişmez. Demokrasi gelişmedikçe insan hakkı ihlalleri olur. Demokrasi gelişmedikçe düşünce, fikir, ifade, bunları açıklama özgürlüğü olmaz. Bütün bunların hepsini yapmamızın, ilk adımı atmamızın nedeni o. Bu olay bizim Altı liderin daha sıkı sıkıya, Hı. kol kola, omuz omuza yürümeleri için önemli bir e, ivme kazandırır. Bu olay bize bir ivme kazandırır. Bunu görüyorum zaten. E, o nedenle hepimiz bunu biliyoruz zaten. Seçimle gelen seçimle gitmeli. Hı. Seçimle gelen darbeyle gitmemeli. Ya bu ülke darbelerden çok çekti ya. Yetmez mi Allah aşkına ya? O darbe, bu darbe, şu darbe. Bu darbe olanı mı görüyorsunuz? E darbe tabii. İmamoğlu e Tabii açıkça bir darbe bu da. Açıkça bir darbe. Hmm. Sen kim oluyorsun da diyor İstanbullara hizmet ediyorsun. Hizmeti bana edeceksin. Ben ne söylersem ona uyacaksın diyor. Uyumazsan diyor bak bir mahkeme kararıyla seni hem siyasi yasaklı hem de belediye başkanlığından alacağım diye bir tehdit var bunun içinde. Bir kişinin tehdidi var. Bir kişinin tehdidi İsmail Bey bize sökmez. Bize sökmez. Bu kardeşinizin linç girişimiyle karşı karşıya bırak. Çubuk işte evet. Çubuk bak linç girişimiyle. Neden acaba Kılıçdaroğlu geri adım atar mı? Ya siz kim oluyorsunuz da biz geri adım atacağız? Sizin feriştahınız gelse biz geri adım atmayız. Biz Hayatımızı bu ülke için, bu insanlar için adamaya hazır insanlarız. Bizim siyaset anlayışımız budur. Bizim siyaset anlayışımız herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye'dir. Bizim siyaset anlayışımız. Bizim siyaset anlayışımız benim gibi düşünmeyen insanın da özgürce düşüncelerini açıklayabileceği bir siyaset anlayışıdır. Yasakçı bir siyaset anlayışından yola çıkamayız biz. Bunlar yasakçı. Bunlar yasakçı. Bunlar parlamentonun da iradesini gasp ettiler. Bakmayın sadece böyle değil. Parlamentonun da iradesini gasp ettiler. O nedenle bütçe görüşmelerinde gazi meclis demişlerdi. Gazi meclisi burayla karıştırmayın. Bu meclis o gazi meclis değildir. Bu meclis iradesi ipotek altında olan bir meclistir. O nedenle ona güveniyorlar. Parlamentodaki güçlerine güveniyorlar. Baskı kurarız diyorlar. Yargı üzerinde baskı kurarız diyorlar. Kimin üzerinde baskı kurarsanız kurun. Bu millet demokrasiye aşıktır. Sen ve bu millet olalım. bu ülkeye demokrasiyi getirecektir. Sizinle en son genel merkezde CHP genel merkezde evet. buluştuğumda henüz adayın kim olduğunu hiç konuşmadık. Bilerek evet. konuşmuyoruz çünkü evet. önce programlar, ilkeler, geçiş tabii, tabii, demiştiniz. Tabii Şimdi bir sonraki toplantı ne zaman efendim? 26'sı diye bir şey olabilir. Mu? daha e, Sayın Netli. Davutoğlu. E, şu anda onların yani gelecek partinin ev sahipliğinde bunu yapacağız. Sayın Davutoğlu liderler turunu sürdürüyor. Ocağın ilk haftasında kalabilir dedi Davutoğlu'nun aramıştı. Olabilir. Olabilir, da olabilir. Evet. sonu. Olabilir. Adayı henüz konuşmadınız. E tabii. Ne zaman konuşacaksınız? E, bütün bunlar belli olduktan sonra. Yani bir hükümet programı dediğimiz bir gerçek metnin ortaya çıkması lazım. Bu metnin kamuoyuyla paylaşılması lazım. Çünkü bu ortaya çıktıktan sonra 6 lider aynı şeyi seslendireceğiz. Her birimiz ayrı şeyde. Aynı şeyi seslendireceğiz. Ee, arkasından işte bir e, güçlendirmiş parlamenter sisteme e, geçişin yol haritası var. O yol haritası üzerinde de görüşmeler şu anda devam ediyor. Onu da yine altı lider netleştirdikten sonra e, hangi süre içinde güçlendirmiş parlamenter sisteme geçeceğiz, geçerken nasıl çalışacağız, hangi kararları nasıl alacağız, bununla ilgili çalışmalar da var. Bu dün meydana gelen gelişme, evet. sizin buradaki çerçevenizi, yol haritanızı etkiler mi? Yani adaylık belirleme sürecini takvim olarak veya herhangi bir şekilde etkiler mi? Yok etkilemez. Etkilemez. Şunun için etkilemez. Biz öteden beri attığımız her adımın belli bir kararlılıkla ve bilgi birikimi şeklinde ilerlediğini biliyoruz. Yani attığımız her adımda bir tuğla koyuyoruz. Üzerine iki tuğla koyuyoruz. Üzerine üç tuğla koyuyoruz. Acele etmiyoruz. Acele etmiyoruz. Kararlılıkla ve altı liderin ortak iradesiyle bir metni çıkarmaya çalışıyoruz. Altı lider derken sadece altı liderden ibaret bir şey değil. Altı liderin altında gerçekten güçlü kadrolar var her bir liderin altında. Onun için o kadrolarda akademisyenler var, o kadrolarda emekli bürokratlar var, o kadrolarda e, siyasiler var, eski siyasiler var, e, halen görevde olan siyasiler var. Dolayısıyla her birisi kendi alanda çalışıyor, olgunlaştırıyor, kendi aralarında tartışıyorlar. Uzlaşılmayan konular varsa onlar liderlere intikal edecek. Peki. Efendim son soru. Dün bu evet. yayın için bir kere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Almanya gezisini evet. iptal ederek geldiniz. Evet. Evet. Dün danışmanınız Ömer ile konuşurken saati sıkı sıkı planlamak durumunda kaldık. Ve 10.45'te evet. çıkmanız için. Çünkü 11'de de bütün belediye başkanlarıyla bir araya geliyorsunuz değil mi evet. efendim? Evet. Orada bir... bir açılışımız var. Açılış var. Bir açılışımız var. Yani şu. Heh. Ekrem Bey... Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbullara hizmet etmeye devam ediyor. Gideceğiz beraber bir temel atma affedersiniz. Tamam. Bir temel atma var. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar hiç kimse Ekrem Bey'i İstanbullulara hizmette hizmet etmekten alıkoyamayacak. Bunu bütün İstanbullu kardeşlerim bilmesini isterim. Arkasında güçlü bir irade var. Arkasında Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bütün belediye başkanlarımıza nasıl sahip çıktıysak İl başkanımız da haksızlığa uğradı ona da nasıl sahip çıktıysak aynı çerçevede sahip çıkacağız. Hiç kimse moralini bozmasın hiç kimse herkes geleceğe umutla baksın. Özellikle gençlere seslenmek Tabii. isterim sevgili gençler diyorum onlara sevgili gençler üzülmeyin sevgili gençler bunlar sakın ola ki moralinizi bozmasın. Neden moralinizi bozmasın? Çünkü sandığa gideceksiniz ve otoriter bir yönetimi kendi oylarınızla değiştireceksiniz ve gençler şunu görecekler, tarihe bir not düşecekler. Sadece Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihine değil, dünya siyaset tarihine bir not düşecekler. Gençler diyecekler ki biz otoriter bir yönetimi kendi oylarımızla demokratik yolla yöntemlerle değiştirdik diyecekler. Bu dünya siyaset tarihine bizim gençlerimizin bırakacağı en güzel armağan olacak. O nedenle hiç kimse üzülmesin. Zulümleri artacak ben bunun farkındayım. Baskıları artacak ben bunun farkındayım. Pek çok kurumu çalışamaz hale getirecekler ben bunun da farkındayım. Ama şunun da farkındayım. Artık sonları geldi. Zulmü artıyor çünkü onlar da sonların geldiğini biliyorlar. Yeni bir Türkiye'ye, güzel bir Türkiye'ye, aydınlık bir Türkiye'ye, herkesin rahat gezdiği bir Türkiye'ye Özlem duyduk ve bu özlemi gerçekleştireceğiz. Sen Kılıçdaroğlu, Demokrasi meydana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de efendim. teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum, Sağ olun. eksik Sağ olmayın. Olun Değerli izleyenler, müsaade ederseniz ben Ana Muhalefet Partisi Lideri Sen Kılıçdaroğlu'nu uğurlayacağım. Yarın sabaha kadar esen kalın, sağlıkla kalın.